aslında kayan toprağın yere, toprağa, havaya, sulara zarar verdiğini, yeraltı sularına zarar verdiğini, sızdığını, bazı değerlerin aşıldığından bahsediliyor ve bazı uzmanlarca da yapılan değerlendirmelerde önlemlerin yetersiz kaldığından bahsediliyor. İddialar da var. Burada ne tür önlemler alındı bu kazadan sonra? Malzemenin Sabırlı deresine akmasıyla beraber öncelikle ilk biz malzemenin bir sonraki noktaya taşınmasını engellemek için sıvının iki tane sedde yapıldı. Bu da DSI ile beraber, DSI koordinasyonu ile beraber yapılmış sedde. Seddelerin bir tanesi geçirimli, yani malzemeyi sadece katı olarak tutmak. İkinci sedde ise malzemenin tamamen katı veya sıvı, bağımsız, geçirimsiz olmasını sağlamasıydı. Bu malzemelerle beraber bu seddelere ek olarak da herhangi bir potansiyel yağış durumunda gelecek olan, üst havzadan gelecek olan suyla karışmaması için, yağmur suyuyla karışmaması için şu arada gördüğünüz derivasyon, yani bypass hattı projesi de başladı. Bunun temel amacı malzeme, dere yatağında bulunan malzemeye üst kottan suyun, yağmur suyunun gelmeden bu hattı bypass geçerek bir sonraki alana aktarılmasıydı. Bu da tamamlanmak üzere zaten. Şimdi buradaki 2021'de tabii ki mahkemenin bir kararı var. Biz 2014 ÇED'ine döndük. 2021 ÇED'i ile ilgili olarak mahkemedeki süreç devam ediyor. Bununla ilgili olarak başvurularımızı yaptık. İnşallah her şey yoluna giderse onun geri döneceğini düşünüyoruz. İtiraz ettiniz. Tabii tabii. Şimdi burada tabii ÇED süreciyle olarak bazı şeylerin söylenmesi gerekiyor. Bakın, ÇED tüm dünyada bir niyet belgesidir. Türkiye'de çok farklı bir noktaya doğru gitti. Siz ÇED'de ne yapmak istediğinizi belirtirsiniz. Buna göre emisyonlarınızı ve diğer parametrelerinizi belirtirsiniz tüm dünyada. Bundan sonra da dönersiniz işte fabrikanızın, tesisinizin ayrı ayrı bütün kamu kuruluşlarından gerekli her yerden izinleri alınır. Şimdi biz burada ÇED niyet belgesini sanki ÇED bakanlık tarafından izin verilmiş, burada bütün parametreleri bakanlık denetlemiş gibi bir noktaya getiriyoruz. Bu biraz yanlış bir yaklaşım oldu. Bakılırsa eğer özellikle ÇED'in çıkışı Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu süreç böyle yürümüyor. Burada ÇED tamamıyla süreç evrilerek farklı bir yere gitti. Tekrar belirtiyorum, ÇED bir niyet belgesidir. Bilirkişi raporunda ÇED'in çevreye verdiği zararı açık olarak belirtiyor. Çok güzel. Bizim hazırladığımız o kadar çok rapor var ki bir de onları konuşalım. O raporlara bakarsanız örneğin Yıldız Teknik'in raporunu, örneğin Ankara Üniversitesi'nin raporu, bir tane örnek yok. 2008'den itibaren, bakın maden açılmadan önce alınmış yüzlerce değil mi? Binlerce örnek var. Sadece toprak numarası sayısı 9400 maden açılmadan önce. Arkadaşlarımızı bulduktan sonra kayıp arkadaşlarımızın çocuklarının ve eşlerinin gerek eğitim, gerek sağlık, gerek başka ihtiyaçlarını idame ettirebilecekleri şekilde karşılıklı bir anlaşma yaptık. Ve bu süreci tamamladık. Hepsi mi bu anla? Hepsiyle mi yaptınız? 9 aileden ikisi anlaşmayı tercih etmedi. Kaçtı yurt dışına, kaçırıldı falan gibi şeyler konuşuldu. Her şey söylendi. Benim savcılık sorgulamam ve hemen mahkeme yapıldı biliyorsunuz hemen üzerine. 5. gündü ya da 6. gündü. Doğal olarak işleyen bir mekanizma. Bütün personelimiz, yurt dışına çıkan arkadaşlarımız dahil hepsi savcılık tarafından ifadeleri alındı, hepsinin soruşturması yapıldı, ardından yurt dışına çıktılar. Bakın hiç kimse böyle, bu da basında yer aldı, işte kaçırdılar, şöyle yapıldı, böyle yapıldı. Türkiye'de yaşıyorsunuz, kim kaçırıyor? Size bir mail gittiğinden bahsettiniz ve dediniz ki ben maili 3 gün sonra gördüm. Böyle bir olay var, sabah saatlerinde çakmaklar tespit ediliyor ve size iletiliyor. Siz bunu nasıl 3 gün sonra görebildiniz? Evet, ben uçaktayım, yoldayım. Hani bir, sizin mailbox'ınızda, e-mailinizde okumamış. Amerika'dan geldi mi? Ben 3 günde geleceğim. Aradım. 30 saat, 30 kez konuştum ben. Bakan Bey'le de konuştum. Herkesle konuştum. Şimdi bakın. Siz size gelen her maili okuyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Cengiz Bey o bilgiyi aldı zaten. Mail okumasına gerek yok. Zaten hemen kazadan haberdar edildi. Evet. Evet. Şimdi hemen. Şimdi maden başında bir operasyon
Başkan yardımcısı var, operasyon direktörü var. Operasyon direktörü bu sırada yurt dışında. Operasyon başkan yardımcımız çatlakların görüldüğü bir yer, şeyde 8'de tespit ediliyor. Sanırım o mail Türkiye saatiyle 10 civarı atılıyor. İşte çatlaklar görüldü, biz önlemlerimizi aldık. Orada da boşalttık, yolları kestik gibi bir bilgilendirme meyli. 10 saat saat fark var. Şöyle bir durum var, bir onay beklemiyor orada. Çünkü onay alacağı bir durum da yok. Asıl kusurudur diyor. Hem kusur değilsiniz. O zaman hemen hukuki cevap vereyim. Asli kusurlu bulunduğu nokta Cengiz Bey'in olaydan sonra gerekli önlemleri almaması, ki bunun da doğru olduğunu düşünmüyoruz. Cengiz Bey SSR yönetiminde derhal Türkiye'ye geldi. Bize çok yardımcı oldu bu süreçte. Gerek kamuyla ilişkilerimizde, gerek buradaki organizasyonda. O yüzden onun bir hukuki bir değerlendirme değil. Bunu sendikalar özellikle belirtiyorlar. Hatta bu konuda da çeşitli başvurularda bulunduklarına bahsediliyorlar. Asli kusurlu olduğunuz ve tutuklanmanızı talep eden kişiler, özellikle bu alanda çalışan insanlar. Hangi insan böyle bir talepte bulunabilir? Çok özür dilerim, bir insan bir talep nasıl birinden gelebilir, hukuksal bir şeyde? Türkiye'de hukuk sistemi çok net belli.